Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Atasoy. Bugün FTA, yani Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin yeni bir eğitici videosuyla birlikteyiz. Ve bugünkü konumuz mitokondriler. Mitokondriler bizim için neden önemli? Hastalıklarımızda, sağlıkta, yaşlılıkta neden önemli? Ve onlar için neler yapabiliriz? Bu konuda bir video çekmek istedik. Aslında bu bir dizi. Mitokondriler hakkında bu videoda size... Kısa bir bilgi yani bu bir mitokondri denen şeyler vücutta nerede bulunuyor, ne yapıyor bunlar, olmasa olmuyor mu, acık arızalı çalışsalar olmuyor mu gibi bir iki kısa, çok kısa özet sonrasında mitokondrilerimizi korumak için, daha geç ve daha sağlıklı yaşlanmak için, hastalıklarımızı iyileştirmek ve onlardan uzak kalmak için... Mitokondrilerimizin önemi ve bunları nasıl koruyabileceğimiz ve destekleyebileceğimiz içeren bir sunum olacak. Sunumda mitokondriye için kullanabileceğimiz desteklerin isimlerini geçirip bunlardan bu sunumda sadece bir ikisini, ikisini den bahsedeceğim. Bu paylaşımın devamında, yani mitokondri serisinin devamında diğer destekleri de birlikte konuşacağız. Tabii bunları çok uzun konuşmayacağız. Yani bizim bazen yaptığımız gibi böyle bir saatlik bir paylaşım olmayacak. Korkmayın. Ama 3-5 dakikada da sizlere gerçekten bir şey aktarmak mümkün değil. Şimdi e, isterseniz bu anlatacağım şeyin, şurada bir ee, ekran paylaşımı yapalım. Becerdim zannediyorum. Şöyle yapalım, sunum tam görünsün. Tamam. Şimdi bu anlatacağım konu aslında bir önceki paylaşımınızı hatırlıyorsunuz. Ee, seyretmeyenler lütfen izlesin bir önceki paylaşımınızı. Ee, Washington'da yapılan bir e, çalışmada e, sol iki grup e, maymun 30 yıl e, neredeyse izlenerek bunların nasıl yaşlandıkları ve e, yaşlılıkla ilgili hastalıklara e, yakalanmalarındaki farklılığı incelemişlerdi. E, deney şöyle. E, bir maymun grubuna e, istediğiniz kadar yiyin ama şişmanlamayacak kadar istediğiniz kadar yiyin diyorlar. Öbürüne de bunlar ne yiyorsa bunlar 10 yiyorsa 7 veriyorlar. Yani sadece yüzde 30'luk bir e, boğaz kısması yapıyorlar. Bunun sonucundaki inanılmaz e, farklılığı şu an bu maymunlarda gözlerinizde görüyorsunuz. Sol taraftaki e, ve sağ taraftaki maymunların e, iki grubu simgeleyen sadece bakışlarındaki ve kuyruklarındaki farka bile baksanız durumu anlarsınız. Şimdi bu nasıl oluyor da oluyor? Aslında buna ait birçok e, teori var ama esas olan burada mitokondriler. Altını çizmek istediğim Sağ taraftaki maymun grubunun sadece yaşlılığı geciktirmekle kalmayıp aynı zamanda kanser, kalp damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar gibi önemli hastalıklardan da uzak kaldığı ve daha uzun yaşadığı. Şimdi hepimiz yaşlanacağız ve e, sahneyi daha gençlere bırakacağız. Bundan bir kaçışı yok. Kimse bundan kaçmamış. Biz de kaçmayacağız ama e, yaşlandığımızda ya da yaşlılığa giden yolculukta e, çok daha üretken, keyifli bir yaşlılık yaşamak ya da orta yaşlılık yaşamak aslında elimizde büyük oranda. Şimdi mitokondri deyince böyle e, hepimiz e, ortaokuldan liseden hücre içinde böyle bir şekil hatırlarız. Bunların ayrıntılı olarak tabii ki anlatacak e, değilim. E, konumuz bu değil. Fakat kavram olarak şunu söyleyeyim. Bakın sağ tarafta bir insan vücudu ve organları görülüyor. Tamam? Çok basit. Bu organlar peki neyden yapılıyor? Hücrelerden yapılıyor. Solda da bir hücre görüyorsunuz. Bu hücrenin de kendi içinde organları var. Nasıl? İnsanın insan vücudunun içinde organlar varsa tek bir hücrenin içinde de değişik organlar var. Mesela şurada hücre çekirdeği var. İçinde DNA var. DNA çok kıymetli biliyorsunuz. DNA'da hasar olduğunda kanser ortaya çıkma riski oluyor. O yüzden kayısı nasıl özünü çekirdeğiyle koruyorsa hücrede çekirdeğin içine koymuş DNA'yı orada koruyor. Şimdi şurada gördüğümüz benim oklarla gösterdiğim bakın bunlar mitokondriler. Bu mitokondriler hücrenin enerji santralleri. Yani enerji üretiyorlar bunlar. Hücre ne yapacaksa bu enerjiyle yapıyor. Bu sayede organlar ve vücudun enerjisi de aslında bu mitokondrilerden geliyor. Devam edelim. burada bir kalp, burada bir nasıl bir çekirdek ve mitokondriler görülüyor arkadaşlar şekil olarak. Bakın bu gerçek bir görüntü. Burada bir kalp hücresinin, şu yuvarlak olan o kalp hücresinin çekirdeği. Tamam. Fakat onun dışında kalp hücresi dediğin şey neredeyse alayı, bakın bu mitokondrilerden oluşmuş. Tıka basa mitokondri dolu. Bir kalp hücresinin hacminin yarıya yakını mitokondrilerden oluşuyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız şöyle Şöyle ilginç bir şey de söyleyebilirim. Ee, i̇nsan vücudunun yaklaşık yüzde 10'u ağırlık olarak mitokondrilerden oluşuyor. Mesela ben 71 kiloyum, 7 kilo mitokondri taşıyorum. Bu 7 kilo mitokondri sürekli enerji üreterek beni ve hayati fonksiyonlarımı ayakta tutuyor. Nasıl kalbin yaklaşık yarısı mitokondrilerden oluşuyorsa kalp hücresinin, Beyin hücresinin de yüzde 25'i, beyin hücresinin, karaciğer hücresinin, e, böbrek hücresinin de çok yüksek oranda, yani yüzde 20-25 oranlarında bunlarda da e, mitokondriler oluşturuyor bunları. Bu yüzden insan vücudunun yüzde 10 ağırlığı gibi müthiş e, 7 kilo ağırlıkta bir mitokondri taşıyorum ben. Ya da onlar beni taşıyor. Tabii ki ben... 70 kilo yani 71 kilo ya da olmak yerine 121 kilo olsaydım ve yağdan müteşekkil olsaydım o zaman vücudumun ağırlığını yüzde onu olmayacaktı daha azı olacaktı çünkü yağda öyle mitokondri yok arkadaşlar şimdi biz burada tekrar bir paylaşıma devam edelim şimdi. Ne dedik? Mitokondriler enerji santralleridir dedik. Ee, enerji santrallerinin bir kötü e, yönü var. Gördüğünüz gibi. Bir şeyi yakıp da enerji elde ediyorsanız is duman, kir bunlar çıkıyor arkadaşlar. Yani aslında düşünürseniz şunu rahatça anlıyorsunuz. Hani eee maymullar, maymullar 10 e, yerine 7 yedi, yediklerinde, yüzde otuzunu sadece yemeyecekleri zaman, yemediklerinde, yıllar boyu veya biraz daha az yiyen bir adam haline veya biraz daha az yiyen bir kadın haline gelirseniz, o zaman e, o maymunlardaki hastalıklardan e, ve yaşlanmadan daha uzak kalma şansını elde edebiliyorsunuz. Bu, bu büyük oranda şu ihtiyacınızdan daha fazla yakıt yakarsanız, ortalık işte burada gördüğünüz gibi e, is ve duman oluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi is ve duman oluyor ve bu da hücreyi yaşlandırıyor. Ee, bu is ve duman aslında serbest radikaller şeklinde ve bunlara karşı durmak için bizim antioksidanlara ihtiyacımız var. Ama buradan e, biz konumuza dönelim. Şimdi çok ilginç bir deney bakın burada. Burada e, şu farenin şu farenin mitokondrisindeki bak mitokondrisinde şu mitokondriyel DNA, mitokondrisin içindeki Hücre çekirdeği gibi aynı zamanda mitokondride de DNA. İşte e, zuna burada zırtlıyor e, arkadaşlar. zona'nın zırt dediği yer burası. Öyle söyleniyor herhalde. E, çekirdek içinde mitokondriler çok güzel korunmuş durumda. Ama DNA'nın içinde pardon mitokondrinin içinde böyle bir korunma yok. Bu yüzden eğer lüzumsuz yakıt yakarsanız yani lüzumsuz kalori alırsanız o zaman Mitokondri içindeki DNA'nız hasar görecektir. Kendini yenileyemeyecektir. Kendini yenileyemez, yenileyemezse ne olur? Bakın buradaki farelere e, mitokondriyal DNA'larını yenileyemeyecekleri şekilde, onların yenilemesine engel olacak şekilde bir madde vermişler. Yani basitleştirerek söylüyorum. Bakın şu fare iki ayda ne hale geldi? Yalnızca iki ayda kırışıklıkları görüyor musunuz? Hayvanın ne hale geldiğini görüyor musunuz? Son derece yaşlı ve ölüm me yakın bir fare gibi görünüyor. Bu sadece iki ayda olmuş. Aynı hayvanda bu hayvanda bakın, aynı hayvandan görüyoruz burada. Pek gibi değil ama. Şurada bu hayvanın çünkü mitokondri, hücre içindeki mitokondriler çalışır, çalışır, çalışır ve içindeki e, her biri birer e, enerji santrali, kir, pas, duman içinde artık verimsiz çalışır hale gelir. Bunların yenilenmesi gerekir. Yenilenmesine engel olacak şekilde bir madde verildiğinde bakın iki ay içinde fare ne hale gelmiş. Kırışıklıklara ve tüylerin dökülmesine dikkat edin iç organları hayal edebiliyorum. Bu hayvana bu madde verilmesi bırakıldığında, bu maddeyi vermeyi bıraktıklarında mitokondrilerini yenileyebildiğinde buradaki kir, pas, duman olan mitokondrilerin yerine yenilerini üretebildiğinde bakın işte böyle hayvan düzelmiş. Gerçekten çarpıcı mitokondrilerin gücü. Gördüğünüz gibi mitokondrinin içinde DNA var. Bakın mitokondriyal DNA. Ve bu kirpastan etkileniyor ve bu kanserde önemli bir mekanizma. Ve buradaki maymunlarda bunlar hep önemli mekanizmalar. Mitokondriler, hipertansiyon, mitokondriyal bozukluklar, hipertansiyon, damar sertliği, damar hastalıkları, damar daral daralmaları, kalpte enfarktüsler ve beyinde felçler gibi birçok kalp damar hastalıklarında aslında ana rolde. Ee, bize biz ne yapabiliriz? Buna geçmeden önce son e, olarak sizle e, 2019 yılındaki bir makaleden çok özet bir şey söylemek istiyorum. Bakın burada ne diyor? Yaşlanma ve yaşlılık hastalıklarında mitokondriyal fonksiyon bozukluğu diyor. Hangi hastalık demiş? Söylememiş. Çünkü hepsi tüm yaşa bağlı hastalıklar ya da yaşla ortaya çıkan bu aşağıda da yazıdan yaptığım alıntıda yaşa bağlı hastalıklar ya da yaşlılık hastalıkları bunlarda mitokondrinin rolünden bahsediyor bu makalede. Neler bunlar? Diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, yani Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklar. Bunlar da mitokondriler ana rolde. Şimdi biz böyle bir kısa genel bakış attıktan sonra ...mitokondrilerimizi hayatta tutmak... ...ve bunları yenileyebilmek için... ...demin ki farenin durumuna hızlı durumda gelmemek için... ...öbür maymuna benzememek için... ...temel prensipler neler? Bunlar değişmez arkadaşlar. Şimdi ben size... E, destekler ...desteklerden ikisini söyleyeceğim. Ve bundan sonra... ...bunun devamındaki e, kısa... ...daha kısa videolarda... E, ...hangi desteklerin gene bana göre mitokondriler açısından önemli olduğunu anlatmaya devam edeceğim. Bu prensipleri anlattığım bu girişleri yapmayacağım. Ama desteklerden önce şu prensipler yerinde duruyor arkadaşlar. Geminin altındaki suyu, geminin altındaki deliği tıkamadan içeriden istediğin kadar su boşalt. Nedir bu prensipler? Hareketli yaşam, egzersiz. Ve egzersiz derken lay lay lom yürümek değil. Eğer kalp damarlarınızdan üçü değişmediyse Önemli bir risk sizin için. Yoksa lütfen biraz nefesinizi zorlayıcı egzersiz yapın. En azından bir yokuş çıkın yürürken. Ve bunu mümkünse her gün, en azından haftada 3-4 gün yapmaya çalışın. Yoksa vücut yaşlanacaktır. Uyku. Bunlar hep ayrı bölümlerde inceleyeceğimiz şeyler ama uyku son derece önemli. Farkındaysanız arkadaşlar sinekler uyuyor. Atlar uyuyor, balıklar uyuyor, kuşlar uyuyor. Aslında her şey uyuyor. Bu kadar farklı yaratıklar ve biz de uyuduğumuza göre bu uykuda bir e, keramet olsa gerek. Biraz daha az ve çok daha öz yemek. Biraz daha az işte biraz önceki maymunun yediği. Onlar aynı şeyi yemişler. Biz buna biraz daha az ve çok daha öz yersek, benim çöp diye nitelendirdiğim şeyleri, Artık bunları herkes biliyor. Yemezsek, e, bilmezse de bizi izledikçe bunları öğrenecektir. E, gerçekten yaşlılık ve hastalıklarından daha uzak olacak. Gökkuşağı renklerinde yiyecekler. Arkadaşlar, değişik renklerdeki yiyecekler yiyin. Yani bitkisel yiyeceklerdeki, özellikle e, değişik renklerde e, olsun günlük menümüz. Bunları daha sonra e, FTA yani Fonksiyonel Tıp Akademisi e, Diyetisyeni arkadaşlarım sizlere anlatacaktır. 8-16 beslenme. Yani ne yiyeceksiniz? 8 saat içinde yiyin, 16 saat içinde bir şey yemeyin. Kalan 16 saat. Bu çok güzel bir prensip. Stres yönetimi. Yani nefes teknikleri, yoga, meditasyon, huzur, güven. Bunlar da mitokondrilerimizi eskitmemek, yaşlanmamak için temel prensipler bu temel prensiplere bağlı kalmak kaydıyla kendimizi nasıl destekleyebiliriz deyince mitokondriyal destekler. Benim önemli bulduğum mitokondrileri desteklemek için benim önemli bulduğum şeyleri konuşacağız. Şimdi PPQ demişim. PQQ olacak bu arkadaşlar. Birazdan bundan kısaca e, bahsedeceğiz. Yanlış yazmışız. PPQ değil, değil PQQ. E, duymamış olabilirsiniz ismini. Fakat pirrolakinolinkinon e, deneylerde gerek hayvan gerek insan deneylerinde e, mitokondrileri e, destekleyen bir e, önemli bir destek. Asetil alkanitin. Kanitin duydunuz ama asetil alkanitin bundan daha e, vücuda daha güzel emilen ve daha etkili bir şey. Bunların yanlarında günlük olarak önerdiğim dozları yazıyorum arkadaşlar. Karnozin. Bunlardan hep kısaca bahsedeceğiz. Yani bunların 200-300 mg arası uygundur. Taurin 1600-2000 mg arası uygundur. Kreatin 5000 mg yani 5 gramlık bir doz uygundur. Ve silimarin yani deve dikeni tohumunun özütü bu da mitokondrileri destekleyen bir şeydir. Likopen yani domatesin içindeki aktif maddede mitokondrileri destekleyen bir şeydir. Şimdi bunların hepsini birden e, ben başka B12 vitamini de alıyorum, e, şunu bunu da alıyorum, hepsini birden nasıl alayım derseniz mümkün olduğu kadar arkadaşlar bunları bir arada bulunduran. Tabi diyeceksiniz burada ya bu 5000 miligram, 300 miligram, 2000 miligram bunların hepsi bir hapa nasıl sıkıştırsın bir kapsüle. Hap hapa kapsüle sığmaz ama bunları toz olarak yani saşe şeklinde veya işte ölçekle toz olarak bunları karıştırmak mümkün. O zaman sadece bir toz alıp karıştırarak bunların hepsini elde edebilirsiniz. Yurt dışından ve hatta yurt içinden bu şekilde üreten üreticilerin olduğunu biliyorum. Onun için bunları tek tek alıp da kullanabilirsiniz de ama pek akıllıca değil. Gerek maddiyat açısından gerek toksisite açısından mümkün olduğu kadar bunların ikisini üçünü mümkünse hepsini birlikte bulunduran Yönlere yönelmek daha pratik ve daha doğru. Peki bunlar birlikte kullanıldığında birbirinin etkisini bozar mı ya da bana bir zarar verir mi? Arkadaşlar 10 yıldır fonksiyonel tıpla kendimi iyileştirmeye çalıştığım bir gün onu da anlatırım size ağır hastalık çok ağır hastalığımı iyileştirmeye çalıştığım günden beri gece gündüz yaptığım araştırmaların çok özet olarak sonucunu size sunuyorum. E bunların herhangi bir kullandığımız, herhangi bir, bu gördüğünüz listede herhangi bir kullandığımız ilaçla önemli bir etkileşim gösteren ya da birbirinin etkisini azaltan şeyler olmanın ötesinde ve dışında bunlar birbirinin etkisini destekleyen ürünlerdir. Şimdi bunun dışında neler var? Resveratrol. Yani şu üzüm çekirdeğindeki veya üzümün kabuğundaki ana madde duymuşsunuzdur. Nar özütü yani punikalezin, Hiknogenol. Bunlar benim favorilerim. Bunları doğal olarak da alabilirsiniz. Gene bu doğal maddelerden özümsenmiş olarak kapsül hap şeklinde alabilirsiniz. Bunlardan bizim ülke içi üreticiler de bunları üretiyor artık. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Tabii Coenzyme Q magnezyum, n sistemi, alfa lipoik asit, B vitaminleri, çinko, demir, bunun gibi e, mitokondriler için gene önemli olan başka destekler de vardır. Demir derken, demir, vücuttaki total demir ölçüsü, vücut demir deposu, ferritinle ölçülür. Ferritin ölçümü 50 ile 100 arasında olması idealdir. 50 ile 150 diyelim ya da. Şimdi sadece iki üründen kısaca e, bahsedeyim. Asetil alkanitin karnitinden farklı bir şeydir. Burada bu karnitin, bu asetil alkanit. Asetil alkanitin beyne geçer, sinir dokusuna geçer. Kalbi, beyni çok daha güçlü ve doğru bir şekilde destekler. O yüzden karnitinden ziyade asetil alkanitin e, alın arkadaşlar. E, bizde de Bunlar bulunuyor yani piyasada. Asetil alkanitin günde 2000 miligram bence uygun bir dozdur. Nelere yararlı olabilir? Hafıza zayıf. Yani nelere yararlı olabilir derken, bir, bakın biz e, ben söyledim olduğu türünde bir yaklaşım FTA'da yoktur. FTA'da Hoksiyon Tıp Akademisi'nde ben Mustafa Atasoy veya herhangi bir arkadaşım bir şey seslendirdiğinde arkasında muhakkak bir bilimsel destek vardır. E, FTA'nın sosyal medya sayfası bir popüler herhangi bir popüler e, sağlık sayfası e, değil. Hafıza zayıflığı, Alzheimer hakkında çalışmalar var. Yağ yakma ve kilo vermeye ya yardımcı olması konusunda çalışmalar var. Asetil kanetinin. Yani neden yağ yakıyor? Çünkü e, mitokondrileri yakılması için yağ moleküllerini, yağ asitlerini karnitin tutup da mitokondrinin içine sokuyor. Yani o e, Enerji santraline, kömür yerine yağları getirip de al sen bunları yak, enerji açığa çıkar diyen madde karnitin arkadaşlar. Bunun da beyinde kalpte daha iyi iş görmesi için asetiler karnitin olması lazım. Konik yorgunluk sendromu, herhalde bir şey söyleyememe gerek yok, enerjiden bahsediyoruz. Diabetik nöropati, diabetik e, e, sinirlerde yani ayakta e, ve gene omurilikte diyabette ortaya çıkan e, sinirsel bozukluklar ve diyabetin kendisi aslında mitokondrileri desteklememiz gereken bir şey. İnfertilite. Yani erkekteki sperm bozuklukları, sperm sayısı ve kalitesindeki bozukluk ya da kadındaki infertilitede asetil alkanitine yapılmış olumlu çalışmalar var. Kalp yetmezliğinde net olarak faydalı olan bir şey. Koronel kalp hastalığı gerek korunması gerek tedavisinde kesinlikle değerli. Depresyonda asetil alkanitin faydasına ilişkin bir dizi çalışma var, hani büyük çalışmalar. Ee, karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarında asetil alkanitin koruyucu rolüne ilişkin birçok yararlı çalışma var. PQQ burada doğru yazmışım. Ee, videoda düzeltmek de zor olacak artık e, kusura bakılmayacak. PQQ, e, yani pirrolakinolinkinon. E, Yine önemli bir destek. Burada ben yurt dışından bir örnek aldım tabii yurt dışından. Fakat yurt içinde de PQQ bulabilirsiniz. Hatta bunun kombine ürünleri var bildiğim kadarıyla. Kalp krizinde kalp dokusu hasarını azalttığı gösterilmiş olan bir şey bu. Sinir liflerinde tamiri hızlandırır. Aslında bunlar hep yani mitokondriyi destekleyince bunları zaten yaparsın. Başka bir çalışma yapsan başka bir çalışma çıkacak. Parkinson hastalığını deneysel Parkinson hastalığı oluşturulduğunda bu Parkinson'dan koruyucu rolü ortaya konmuştur. Hücreler arası iletişimde ve mitokondrinin tamiri ve yenilenmesinde bunların önemli rolü var. Şimdi tabii şunu altını çizmek lazım. Biraz önce söylediğim temel prensipleri lütfen unutmayın. Bundan sonra biraz önce liste halinde vermiş olduğumuz bana göre en önemli olan mitokondri desteklerini anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğim. Fakat şunu bilmek lazım. Arkadaşlar yangın hortumları yani bir apartmanda yangın hortumu olması, yangın musluğu olması işe yarar mı, yarıyor mu, yaramıyor mu diye bir bilimsel deney yapıyorsak. Tamam, bir ev bulundu, yıkılacak bir ev olacak tabii. Yangın hortumu koyduk, sonra evi tutuşturduk ve evin yarıdan fazlasını yanana kadar bekledik. Ondan sonra yangın hortumunu çıkardık, söndürmeye çalışıyoruz. Ve bakıyoruz ki ev gene harap olmuş. Diyoruz ki yangın hortumu ve yangın musluğu denen şey, İşe yaramıyormuş. Bilimsel çalışmamız böyle sonuçlandı. İyi bir bilimsel çalışma mı? İyi bir yaklaşım mı? Hayır. Yangının ilk başlarında henüz bütün evi sarmamış ve bütün evi tahrip etmemişken aslında yangın musluğunu açsak ve onu da bu desteklerin kullanımında olduğu gibi yarıya kadar açmasak, benim belirttiğim gibi gereken dozda alsak ve gereken zamanda alsak, o zaman çok daha etkili olduğunu, o yangını söndürebildiğini göreceğiz. Ee, o yüzden e, bahsettiğim temellerin temel olduğunu, bir kez daha altını çizmekle birlikte, mitokondriyel burada bahsettiğim ve bahsetmeye devam edeceğim desteklerin de, özellikle bir arada kullanırsanız, bunun tümünü bir arada bulunduran veya ikisini, üçünü, beşini bir arada bulunduran destekler bulmaya çalışın. Çünkü günlük hayatı öbür türlü, Zor olur hem maddi açıdan hem de kullanım açısından. Ee, bu ise yaşlılığınızı geciktirmeye ve hastalıkları ötelemeye gerçekten yararlı olacaktır. Arkadaşlar, e, YouTube'daki bu videolar, e, biz bir YouTuber değiliz. <laughs> yani e, zamanımızı bu, burada e, e, tamamen tüketmemiz mümkün değil. Ve böyle bir meşgale arayarak, keyif olarak birçok kişi gibi YouTuber olmayı isterdik. Fakat zamanımız çok az. Buna deyip değmediğine bu ay sonunda karar vereceğiz. Eğer abone sayımız artarsa, insanlar gerçekten izliyor, değer veriyor, yorum yapıyorsa o zaman bunlara devam edeceğiz. Onun için lütfen FTA'yı duyurun. FTA'nın sosyal medya ve YouTube e, aboneliklerinin artırmaya çalışın ki biz birlikte olmaya ve daha son çok fazla konuda e, birbirimizi bilgilendirmeye devam edelim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.